Hepinize merhaba gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bir haftalık aradan sonra tabii ki tatilimizi yaptık geldik ve şimdi Epic oyuncularla hızlı bir giriş yapalım istedim videoya. Ama ve lakin, biliyorsunuz Konami'nin bir takım açıklamaları oldu bu eFootball 2024'e taşınma konusunda. Hemen kısaca onlara da bir değinelim istiyorum bildiğimiz kadarıyla. Şimdi e Ağustos'un sonuyla ve Eylül'ün başı gibi tam bir tarih vermiyor zaten. Bunu biliyorsunuz. Konami'nin her zamanki e, hareketleri bunlar. E, i̇ki tane güncelleme olacağı söyleniyor. Ama görünüşe göre. Tek bir güncelleme değil arkadaşlar. Renan Galvani var. Belki Twitter'da duymuşsunuzdur. Ağustos'un sonundaki olacak güncelleme işte forma güncellemesi işte transfer güncellemeleri olacak diyor Renan. Eylül'ün ikinci haftası gibi de büyük bir güncelleme alacak diyor. Oynanış işte yeni mekanikler Belki bununla beraber gelecek olan işte e, analik vesaire kariyer gibi modların e, büyük güncelleme ile geleceği söyleniyor. Tabii ki bu biz şu anda söylenti. E, kesin bir bilgi yok. Bilginiz olsun. E, i̇şte taşınabilecek oyuncular var. Taşınabilecek oyuncular var. Konami işte e, Temmuz 2023 güncellemesinden sonra aldığınız oyuncular taşınacaktır diye bir ibare yazmış. Kendi sitesinde arkadaşlar. E, şimdi öncekiler ne olacak? Yani Temmuz 2023'ten alacağımız önce silinecek mi? E hani biz bunu sözleşme bileti kullanacaktık. Ne oldu? Yani bunlar şu anda tam bir muallak arkadaşlar, bir bilinmez. Ee, ben standart kartların silineceğini düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bu arada. Ee, çünkü Ağustos'un ortasında bir liste yayınlayacağız dediler. Taşınabilecek kartlar, taşınamayacak kartlar diye. Şimdi o listede her şey belli olacak. Acaba bizim bu epikler, showtime'lar silinecek mi? Temmuz 2023'ten önceki aldığımız epik ve showtime'lar. Şimdi bunlar çok önemli. Ee, onlara da o zaman bakacağız arkadaşlar. Ee, bakalım. Ya i̇nsanlar o kadar işte bu Showtime bilmem ne Epic Mepic destanslara bir sürü şey harcadı, coin harcadı. E şimdi ne olacak? Yani inşallah silinmez. O zaman sözleşme biletinin ne anlamı var? Yani. e ee, ne anladım ben bu işten yani. Abidik gubidik işler. Sonra efendime söyleyeyim dedi ki takım ee, oyun tarzı şeyleri kalkacak arkadaşlar bunlar komple kalkıyor yani bu 90 90 buna bunlar kalkıyor oyuncuyu direkt oyun planına koyup oynayacağız ama şurada şöyle bir durum var sizlerden de birkaç kişiden de mesaj geldi doğru düşünmüştünüz benim de aklıma gelmişti şimdi bunlardan aldığı boostlar vardı hani hep diyorduk ya oyun planına koyunca artı iki veriyor diye acaba şimdi o artı iki oyun oyun planı boostunu biz alamayacağız mı al sana havuz problemi mesela yani. E şimdi bunlardan alıyorduk ya hani. Oyun planına koyunca artı 2 veriyor şundan hepsi. İşte kalecilik 91 oluyor. Savuşturma 90 oluyor. İşte şu 92 oluyor falan. E şimdi bunlar kalktı. 2024'te. Acaba o boostlar kalkacak mı? Sadece AB formu boostu mu gelecek? Yani. Bakacağız gençler. Bunların hepsi birer. Ee, bilinmez. Konami de işte bakalım ne zaman açıklama yapacak. Göreceğiz. Neyse biz şimdi Epic oyunculara geçelim arkadaşlar. Bu arada ee, yeni bir hedefler gelecekmiş, öyle söyleniyor. Ee, Twitter'dan öğrendiğimiz haberlere göre, o yeni hedefleri de tamamladığımız zaman ikinci kez de bize bu epiclerden ücretsiz açma hakkı vereceklermiş. Bu arada bilginiz olsun, yani işte bana Guardiola çıktı falan filan diye üzülmeyin. Atıyorum, bir tane daha e, açma şansımız olacakmış arkadaşlar, tamam mı? Ben şu oraları çok fazla incelemedim, size yanlış yönlendirmeyeyim ama öyle diyorlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, Casillas'tan başlayalım. Arkadaşlar Casillas e, bence fena durmuyor. Yani burada biraz boyu kısa eleştirisi gelebilir ama ben boyunun kısalığına çok fazla burada takmıyorum. Çünkü 89 kalecilik, 89 sıçrama, refleksler 90, uzama 90 yani 85 ve üzeri istediğimiz özellikler. E yani şimdi bunu da oturup da eleştirmeyelim ya yani bunu da boyu kısaydı falan filan diye arkadaşlar ne demişler? Boyu e, işlevi önemli. Tabii boyu önemli değil, işlevi önemli derler. Derler abicim öyle bir laf vardır. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. İşlevi önemliymiş arkadaşlar. Boyu değil. Bilginiz olsun. Kasilasında işlevi önemli. Tabii. Ee, yani sonuçta futbolcular arkadaşlar boyu uzun olanı vardır, boyu kısa olanı vardır. E, 1.69. Çana tip sonkrasim var. Adam 1.62 kimle Mesela sonkrasim 1.65. E şimdi o adamın işlevsel değil diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani. Sonuçta o da gayet güzel oynuyor oyun içerisinde değil mi? Tabi ondan bahsediyorum. Neyse gençler. Şimdi. <laughs> Aa, ya oğlum siz ne adamsınız ya. 3. kaleci kaleci uzun atışı penaltı kurtarıcı ve kaptanlık özellikleriyle gelmiş bu arada. Ben Casillas'ın kullanabilir olduğunu düşünüyorum. Ee, Epik bir kalecim yok. Arkadaşlar sadece e, Legend işte ikon şey var. E, Oliver Kahn var marketten aldığım. Eğer ki açtığımda kaleci gelirse yani herhangi bir kaleci gelirse yani buradan çek de gelir baya da gelir. Hiç önemli değil. Kabulüm. Onu baştan söyleyeyim. Ee, bence kullanılabilir arkadaşlar. Çok fazla uzun da incelemeye gerek yok. Alın kullanın abicim. Yani bunlar zaten buglı kartlar. Ee, çok fazla sizi oyun içerisinde böyle hani nasıl diyeyim. Ya işte bu da üstüne geleni yedi falan filan gibi şekilde sizi böyle hani kötü bir izlenim bırak bırakmaz bence. Hem baya hem Çe hem de Kasilyas e, ee, iyi performans göstereceğini düşünüyorum ben. Tamam mı? Umarım demek istediğimi, demek istediğimi anlamışsınızdır. En son çünkü Donnarumma üstüne gelen falan şutları yiyordu. 99'luk Donnarumma. ilk çıktığında bayağı iyiydi. Ondan sonra kartı nöflediler mi? Ne oldu anasını satayım? Donnarumma Donnarumma'lıktan çıktı. Yani. Madonna'ya döndü Donnarumma. Donnarumma Madonna. Çok olmadı ama. idare edin. <laughs> Beyler. Dönis Berkamp. Arkadaşlar Dönis Berkamp e, o, SGF ve SF bölgelerinde oynuyor. Bunu böyle ben yaptım. Çünkü 96 over'la düştü. E, ben arkadaşlar hızlanma verdim ki dayaklığı artsın diye sanırım. Bakayım. Aynen kıvraklık hızlanma. E, hızlanmayı... Yok lan yanlış yaptım. Dur. Hızlanma değil şey. Hız verdim dayaklığını arttırmak için arkadaşlar. E, nereden kıstığımı şu anda bir hatırlamıyorum. Top kontrolüne kıstım herhalde. E, 68 dayaklıkla falan geliyor. Yani komedi. Ya 68 dayanıklılık ne oğlum? Yani bu 45 dakika mı oynatacağız biz bu herifi yani? Çıkınca ne yapacağız? En azından 4 puan yükselsin istedim arkadaşlar. 72'ye getirmiş oldum böylelikle. Hem de hızını arttırmış oldum. E, oyuncunun çılgın koşusu var arkadaşlar. Ve uzaktan şut atabilen özelliği var. Yapay zeka özellikleri. Sombrero uzun mesafesi açma şut kontrolü. Uzun mesafe şut çekme zaten şut özelliği iyi. 80'e şut gücü 85 bitiriciliği var. E, farkındalık bence güzel. Top kontrolü güzel. Sıkı tutması çok güzel arkadaşlar. Yani e, topla hızlı ve keskin dönüşlere sahip topu ayağından açmadan. Bu bence güzel bir özellik. Yani, Sıkı tutması 90 olması çok iyi. E, hızla, hızla hızlanmaya çok takılmayın. Zaten yaratıcı oyun kurucu. Ama şu olay gerçekten güzel. E, ben bu e, farkındalıkla ileride GF'de OOS'de de iş yapacağını düşünüyorum. Yüksekten pasının düşük gelmesi sadece eleştireceğimiz bir nokta. Dayaklılık eleştireceğimiz bir nokta. Onun dışında oyuncuyu çok fazla eleştireceğimiz bir nokta yok arkadaşlar. Dış plaseci ara pası verme tek pas falso 82 görmüş olduğunuz gibi. Ya yani buna e, şimdi burada hangisi tam hatırlamıyorum. Hangi videomda söyledim. Uzun mesafe füzesi miydi uzun mesafe şut çekme miydi. Bunun bir tanesi burada yanlış yazılıyor. Bunun bir tanesi şey. Uzak mesafe plaseci diye geçiyor oyun içerisinde. Siz ona bir bakın. Tam hatırlamıyorum. Ya şu ya şu yanlış yazılmış buraya. Bunu bir yani şu, muhtemelen şu herhalde. Uzun mesafe plaseci bu. Öyle olması lazım. Arkadaşlar. Ee, bence Fasos 82 bitecek 80. Çok güzel R2 atarsınız ki dış plasesi de var. Bu arada tabi. Yani bunu da lütfen es geçmeyelim. Arkadaşlar. Güzel. Kullanılabilir. Bence Berkamp. Ha keşke biraz daha hızlı olsaydı ki GF'de falan ver kaç falan uçalım kaçalım. Ama ofansif farındalığın bence etkisiyle bu hızı birazcık şey yapar. E, neden ona destekler yani. İşte 75 değil de 80 hızında koşturabilir oyuncuyu. Bak şu farkındalık. Hani defansta aynı senaryolar vardı işte. Defans farkındalığının hıza hızlama etkisi var dedi Konami. E o zaman ofansif farkındalığında ofansif oyuncular için o zaman etkisi var. Yani doğal olarak öyle düşünmemiz lazım. Durum bu arkadaşlar. Kullanılabilir. Geçen Luis Figo. Arkadaşlar Luis Figo'yu ben bu hale getirdim. Oyuncunun neredeyse sarısı yok. Bir fiziksel teması sarı. Bir de duran topları sarı. Onun dışında oyuncu yeşil. Yemyeşil. Tam bir dolar. Yani Amerikan doları görmüş olduğunuz gibi şöyle yemyeşil Heh, arkadaşlar. Ee, oyuncu arkadaşlar iyi. Yani 92 hızlanmayla 84 hızına çok çabuk ulaşır. Speed boost'unu yapar. Dunklık güzel bakın arkadaşlar. 89. Denge 80. Bitiricik 80. Falso 84. Top sürmezi 89. E pası da 82-84 gelmiş. Bence Luis Figo kullanılabilir bir oyuncu olmuş. Arkadaşlar bu arada taktikçi çılgın koşusu e, uzun top uzmanı ve erken orta özelliği de gelmiş. Dengeli pas yerine orta dış plaseci. Güzel. Anında şut uzun mesafe füzesi. Üzerine bas falan geç. Makas çalım. Ya tabi buna işte çift vuruş vesaire ekleyebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Bence e, kanattan orta kestiğin zaman da e, yüksekten pasta bence yeterlidir arkadaşlar. Yerin ortası da var. Bu oyuncuyu her iki kanatta yani sol açık sağ açık da kullanabilirsiniz. GF'de de oynar. OS'de de bence oynar. Çünkü bana bütün özellikleri veriyor. Shootumuz var, pasımız var, top sürmemiz var. E Hızımız da bence fena değil. Hani hızlaması çok iyi, hız da fena değil bence. Ya yani böyle dengeli bir kart. Şu anda baktığımız kart dengeli bir kart arkadaşlar. Her yerde koyduğun zaman verim alabileceğim bir kart olur. Keşke şurada biraz daha şey özellikleri olsaydı. Mesela işte ee, golgen ata olsaydı mesela. Onu isterdim açıkçası. Eğer golgen ata olsaydı çok daha iyi olurdu kart ama bu halde kötü değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Güzel gözüküyor. Sevgili Luis Figo kullanabilirsiniz. Ve geçelim Chabi Alonso'ya. Arkadaşlar Chabi Alonso'yu ben bu hale getirdim. Oyuncunun hızı ve hızlanması leş. Yani leş. Bildiğin leş atıyor herif. Ya bu kadar yani işte bazen işte ya bazı oyuncular hız hızlanma önemli değil. nasıl önemli değil? 68 diyor ya. 66 diyor. 68-64 mü diyor. Yani herif ölük. Ya ben bu oyuncuyu ne yapayım? Yani bunu tamam orkestra şefi. Hadi ön libero olsa. Bak ön libero olsa. Bir tık hadi ye de ya. Yesin hadi bir tık yesin. 68. Bu arada şey ben bu hale getirdiğim için. 68-64 orijinal hali. Öyle bir şey diye. Şu anda bozmak istemiyorum yaptığım şeyi. Gerçi bozayım lan. 3-3-3-8-10-6-11. Dur. 3-3-3-8-10-6-11. Resetti abi. Otomatikle. Ee, bakar mısın? 68 hız. 62 hızlanma. Bir de sen orkestra şefisin. Yani nasıl oluyor abi bu kadar? Nasıl yapabiliyorsun ya bunu? Nasıl ya? Hiç mi koşmadın sen futbol hayatında? Saçma saçma şey. Ne yaptık la biz şimdi? Şunu 3 mü yaptıydı? Arkadaşlar <laughs> ne yaptık? 3-3 üç, üç yaptık. 3-3. Üç, üç. Şunu 11 mi yapmıştık? 11. Şunu 6 mı yaptık? Ha sıçtık. Dur lan. 70-65. Bir Şey, hava gücünü mü şuradan? Heh. Fiziksel temas verdim herhalde. 7 10 7 10 7 10. Neyse oğlum siz şeyden bakın lan kafa karıştı benim. <laughs> siz videoyu sardınız o ilk yaptığıma bakın. Yo gerçi bu, bu, da böyle. Yani bir hava gücü yerine başka bir şey mi vermiş? Kıvraklık vermiş. Pardon dur. Hava gücünü 80'de bıraktık. Böyleydi değil mi lan? 70 66ydı 8 10 6 11. Tamam lan böyleydi tamam. Tamam hatırladım böyleydi. Şimdi pas güzel, Defans kısmımız güzel. Agresifliğimiz biraz yok. Saldırmaz. Yani e, topa doğru böyle çok fazla e, hamle yapmaz. Arkadaşlar agresiflik saldırı. Ya ad üstünde saldırma yani. Orada biraz pasif duracaktır ama e, geride pozisyon alması, defansa pozisyon alması çok daha iyi oyuncu. Çünkü 90 farkındalık, 91 defansif katılım çok iyi bir değer bu arada. Şut gücü çok iyi arkadaşlar. 92. Ben fiziksel temasla fen, yani tam sınırda olduğunu düşünüyorum bu arada. Pası çok iyi. Yani dost bölgesinden çok güzel ileriye doğru şey yapabilirsiniz. Ee, servis yapabilirsiniz. Asist yapabilirsiniz. Yani mesela göl bölgesinden asist yapabilirsiniz ama. Şimdi bu hız ve hızlanmayla. Hani nasıl bir ee, defans yapabilir onu bilemem. Yani adamını kaçırdığında kaçırır. Sıçtın. İstediğin kadar koştur. Sıçtın. Ki son zamanlarda da hızlı orta sahalar geldi biliyorsunuz. Yani 70-66 gerçekten çok düşük. Yani ki bunu biz bu hale getirdik bir de düşünün yani. 68-62 ne lan? Çok kötü. Ee, Dost bölgesinde değerlendirirseniz şayet. Ben defansif vermenizi tavsiye ediyorum. En azından arkadaşlar şu bölgeyi terk etmesin. Ee, şu bölgelerde en azından 70 hızıyla birazcık şurada işte 72 olacak oyun planından arkadaşlar. Hani şu buraları birazcık böyle bir hem defans falan da vermiş olduğu pozisyon almasıyla vesaire işte e, yani defans katılım da çok iyi bence. Yani hani arkada e, offside çizgisiyle beraber iyi çalışacağını düşünüyorum ben bu oyuncunun. Özellikle defans. Çünkü ofansta 75. Hani ofansta zaten herhangi bir şey yok. E, yapay zekada da ofans özellikleri gelmemiş. Dediğim gibi defa. Ha buna mesela ön libero yazmasını isterdim. Yani ön libero keşke ön libero olsaydı. Çabe Ama işte orkestra şefi de kendisini boşlara kaçırıyor. Bazen geri geliyor şeye ata doğru da gelebiliyor arkadaşlar. Pas alışveriş yapmak için, destek vermek için hücuma. Boş bölgelere doğru geliyor bu orkestra şefleri. E farz mahal diyelim ki şuraya geldi. Nasıl dönecek? Bu hızlı zamanla nasıl dönecek? Tamam farkındalık var. Eyvallah katılım var. İlla dönecek ama bu dönene kadar götünü kaldırana kadar e zaten yanından hızlı bir orta saha geçer abi. Eze var bilmem ne var o var bu var yani. Hani hızlı şu an aklıma gelen hızlı OS söyledim size. Birçok oyuncu var işte artık siz biliyorsunuz yani kimlerin olduğunu. Ha defansif verirsen şunu ekmeğin ikisinde ekmeni çok güzel yer kullanır ama bak. Bana biraz öyle geldi bilmiyorum. Yani defansif vermek bu oyuncuya dost bölgesinde özellikle şu iki özelliğinden dolayı daha böyle iyi performans verir. Yani hızı ve hızlamayı hissettirir yine ağır kalır ama e, pozisyon alması arka tarafta iyi olacağı için ben biraz ona güveniyorum yani. Yoksa e, hani ileriye çıktıktan sonra bu hız ve hızlanmayla biraz sizi eksik bırakacaktır arkadaşlar. Ama yapay zekasında zaten yok. Hani bir gole giden hata yok, bir çılgın koşusu yok, bir hızlanan mermisi yok. Yani bir şey yok. Yani Geri de değerlendirin ya. Geri de değerlendirin bence. Tavsiyem o. Zaten dost kartı. Yani. Dur mu gençler? Yeni orta dengeli pas, hafif yüksekten pas, ara pası ve tek pas, yükselen şutlar, dalan şutlar. Yani işte pas özellikleri çok fazla. Ya geriden güzel oyun kurarsınız ama. Yani ileriye doğru L1 üçgenler falan filan. Yani çok güzel böyle e, servis yapar oyuncu. Ama e, defansif verin ya. Yani bana çıkarsa ben defansif vererek bir denerim yani. İnşallah çıkmasa arkadaşlar yani çıkarsa defans verit deneyeceğim yapacak bir şey yok ve Scholes, Scholler, Scholes, Scholes neyse ben bazen böyle ça takılıyor diyor abi diyor şeyin diyor ismi diyor yanlış söyledin diyor Oğlum da hayattaki tek derdiniz olsun lan İnşallah yani hani hayattaki tek derdiniz bu adamın ismini yanlış söylemek olsun gençler İnşallah yani size öyle bir hayat diliyorum bazı böyle bir, bir geçen biri daha yazıyor abi diyor ne Simon'ı, kaleci Unai Simon'ı Unai Simon diye söyleyecekmişim. Niye Simon demişim falan filan. Ya oğlum. <laughs> Allah ya. Ya varım. Neyse. Ee, Scholes. Ben Skulls diyeceğim. Siz Scholler deyin. Ee, şöller var mesela. Şöller resim kağıdı vardır. Belki duymuşsunuzdur. Tabii. Yazın mesela Google'a. Şöller yazın. Resim kağıdı. Şöller de kaliteli bir kağıttır bu arada. Resim kağıdıdır. Arkadaşlar bilginiz olsun. Skulls. Gençler. <gülüyor> <gülüyor> Pasımız güzel. Defansif katılımımız var, agresifliğimiz var. Mesela Chaberonzo'da o eksikti. Lan agresif az Gerçi agresiflik olsa konuşamadım. 70 hız, 66 hızlanması o var adamın. Yani agresiflikle topa hamle yapacak, koşacak yani. Basacak, götünü geri döndüremeyecek. Belki de agresifliğinin olmaması bu açıdan bir artı olabilir. Chaberonzo için bak, mesela sesi düşünün şu anda. Skolls. Arkadaşlar bitiricilik verdim. Bu bu kartı da ben yaptım bu arada. E, bu da orkestra şefi. E, bunun da gerçi şeyi yok arkadaşlar. U, yapay zekasında mesela hızlanan mermisi yok. işte çılgın koşusu yok ama ofansif farkındalık 82 olduğundan mütevellit beyler ben e, ata katılacağını düşünüyorum ki ki bunu legend kartlardan mı bu şey orkestra şefi tam hatırlamıyorum. Bir ara bir ara herkesin kadrosunda vardı o. İyi de oynuyor bu arada. Bu şey lan yazmadı. Bak şu kartı. <laughs> şu. Bu da orkestra şefiymiş. Bak bunda da yok şey mesela. E, yapay zekası yok. E ama adam geliyor. Adam hata geliyor abi. Çılgın koşu yok. Hızlanan mermi yok. Ee, gole gelen hata yok ama geliyor. İşte ofansif farkında çalışması, orkestra şefi olması, Farkındalığın bence orkestra şefiyle e, birebir çalıştığını düşünüyorum ben bu farkındalıkların. Yani atak koşusu olmasa bile farkındalıkla beraber çalışıyor ya. Bu orkestra şefi değişik bir kart. Neyse şimdi dur ya kafayı çok karıştırma. Abi hız 77 hızlama 79 fena değil fena değil fena değil. Şut gücü 95 muazzam 85 denge dayaklık 87. Bitiriciliğimiz arkadaşlar 82, falso 80, pas 90, 93. E top kontrolde var. Top sürme hızı bence dengeye göre yakışmamış. Hadi hız ve hızlanmaya göre şey diyebiliriz. E, dengele diyebiliriz ama yani şu 85 denge bence güzel bir denge. Yani top korumada çok işine yarayacaktır. Ama top sürme hızının da bence bir 82 falan. Hani bir 5 puan daha yüksek olmasını isterdim. E, az önceki gösterdiğim ikon kartını gerçekten e, çok fazla kullanan kişi oldu ve o kart enteresan bir kart. Bu da onun zaten bir üst versiyonu. Defans da yapabiliyor o kart. Hani şuradaki şeyler sizi aldatmasın. Şuradaki şu değerler 59-60 sizi aldatmasın. O kart defans da yapıyor arkadaşlar. İnanılmaz. Ve ofansa da geliyor. aynı etkiyi ben bunda da alacağımızı düşünüyorum. Çıkarsanız bence bu şekilde full lane ve kullanın. Beyler. Bitiricik kesinlikle olmalı. Bu şut gücüne bu bir bitiricik vermemiz lazım. Ayıp olur yani. Şu şut gücüne ayıp olur. Kesinlikle ve şu bölgelerden arkadaşlar şut atıyor yani ve atar. Atıyor da yani. Hatta bu kart bende de var o ikon kartı. Kafa var. Uzun mesaj şut çekme, ölü yaprak vuruşu, yükselen şutlar, anında şut, tek pas, denge pas, yerini orta, hafif yüksekten pas, mücadele ruhu. Gayet güzel. Gayet güzel beyler. Açıyı daratma verilebilir. Bu oyuncuya. Pozisyon takip verebilirsiniz. Adam markacı da verebilirsiniz. Yani bu oyuncu defans yapıyor abicim. Az önceki o ikon kartı öküz gibi defans yapıyor. Acayip pas arası yapıyor. Bu kart da yapabilir bence. Ee, kullanın. Güzel kart. Scholes. Scholar. Schöller. Marcelo Salas. Arkadaşlar Salas'ı da ben bu şekilde yaptım. Salas'a kafa verdim ben. Ee, kurnaz oyun tarzında zaten. Ceza sahasında Sarkar. Ee, sıçrama 89. Kafa 88. Muazzam. Ee, boyunun 1.70 olduğuna bakmayın. Bence ee, kafaya çıktığı zaman çok uzun bir stoper yoksa yanında çok rahat kafa vurup e, gol atabilir bence e, arkadaşlar. Hızı biraz düşük burada. Ama ben sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. <laughs> Oyun planından zaten 80 olacak. Hızlaması 90 olacak. Yani bir speed boost yapabilirsiniz oyuncuyla. Top sürmesi kötü sadece. Ası kötü. Ama denge, kafa, sıçrama, şut gücü, farkındalık, bitiricilik. Yani e, bir... Korvette olması gereken yeteneklere sahip. Sadece burada gole giden atan olmasını isterdim ben. Sadece çılgın koşusu var. Bu bir eksik yaratır mı? Bilemiyorum ama kurnaz dediğim gibi yani kendisini ceza sahasına sarkıtan bir oyun tarzı olduğu için. Çılgın koşu belki kurnaz kartla daha iyi e, performans verebilir. Hani 3 tane atak özelliği yok bir tane gelmiş onu demek istiyorum ama. Kur, belki kurnaza %100 güzel çalışacak. Bilemiyorum tabi ben hiç bunlarla oynamadım. Oynayanlarınız varsa lütfen yazın. İçe sektirme kafa kafası var bakın. açma şut kontrolü, uzun mesaj şut çekme, akrobatik bitiriş, ağrında şut, tek pas, dış plasacı, kurnazlık, mücadele ruhu. <laughs> Oyuncu güzel gözüküyor arkadaşlar. Boğazım gitti lan. Didier Drogba. Arkadaşlar Drogba ee, bunun da hiçbir yapay zekası gelmemiş. Fırsatçı golcü. Yani hiçbir yapay zeka şey yok. İnşallah burası yanlıştır hani. Doğru mu bilmiyorum. Oyun içerisinden bir daha bakmamız lazım buna, şunlara. Ama şu anda gelmemiş. Farkındalık muazzam. Ben farkındalıkla bu açığı kapatacağını düşünüyorum bu oyuncunun. Şutu muazzam, kafası muazzam. Fizik fizik yani fizik güçlü bir oyuncu fiziği. çift ayak kullanımı var arkadaşlar. Hızı ve hızlanması evet yavaş ama bence hiçbir önemi yok. Bu oyuncular buglı arkadaşlar. Şu farkındalıkla zaten ileride bayağı iş yapacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü fazla. 96. Yani oyun planı bir de B form gelirse 99 oluyor arkadaşlar. Oyun planına koydun. Bir de B form geldi 99 zaten. full fulledi farkındalığı zaten yani. Hani bu kartın çalışmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Öyle düşünüyorum ben. Ee, o yüzden yapay zeka özelliklerine çok fazla takılmayın. Çift ayağımız da var dediğim gibi. Hava üstünlüğü. Kafa. E zaten ya ne arıyorsun abi? 1.80, 1.90 neredeyse yani. Drogba isterim. İnşallah çıkar arkadaşlar. Bakacağız. Yani oradan bir Denison yaslamasın da. Denison en adisi ha. Kutunun en adiisi de Denison. Ben böyle bir adilik görmedim yani. Evre çevire bir hale getirdim. En son neyse onu şimdi göstereceğim size ne hale getirdik oyuncuyu. Ee, çıkarın kullanın abicim. Çok fazla incelemeye gerek yok yani. Tamam mı? Güzel oyuncu. Bak mesela Love. Arkadaşlar love da öyle yani. Kafa, bitiricilik, sıçrama 95 ne oğlum? Arşa mı lan? Ne yapacaksın sen oğlum? Everest'in tepesine mi sıçrayacaksın? 95 ne? Bir de 1.75 boyunda. Ama dediğim gibi yani orta bak Salas, Love, Drogba, Zamorano bu oyuncular bence şeye çok iyi. Kafa işi var abicim bu oyuncularda da. Kafa işi var ve yeri geliyor sıkıştığınız anda orta kesiyorsunuz oyunda. Kafa vuran forvetiniz olacak abicim. Onu bunu bilmem yani. Kesinlikle kafa vuran bir forvetiniz olacak. Çılgın koşu gelmiş bu arada. Güzel arkadaşlar. Çılgın koşumuz var. Ara pas, tek pas, anda şut, açık pas 72 güzel. Topu ee, topuk hareketi, akrobatik bir sürüş. yükselen şutlar, uzun mesaj şut çekme. Kafa tamam. Yani dediğim gibi ve de çift ayak arkadaşlar 3-3. Çift muazzam. 3-3 yani. Üstü yok bunun. İşte şeyleri yok yani. Top sürme yetenekleri yok ama dediğim gibi çok önemli değil ya. Hakikaten çok takılmayın yani şuna. Bir Mbappe falan filan tabii ki değiller yani. hani Onlar zaten ee, koşan oyuncular. Dribbling yapan oyuncular zaten. Mbappe falan filan. Hani bunlar bitirici forvet. Ya buna pas atacaksın, şut atacaksın. Orta keseceksin, kafa olacaksın Bunlar bitirici forvet. Son adam abicim bunlar. Yani iyi oyuncular. Ç. Yani lavda çıksın istersen. Bu arada bak yani arkadaşlar Casillas tamam. Bak buradan. Skolsu bak kullanırım tamam kötü değil Skols bence buglı bir kart yani ikon kartından biliyorum buglı bir kart. E, Drogba, Love, Che mesela isterim Che'yi de isterim. 82 82 yakalama oluyor arkadaşlar bunu ben yaptım sanırım böyle. 90 90 reflekler uzanma muazzam gözüküyor keşke keşke keşke. Şunları ben bir 85 alsaydım o kadar muazzam olacaktı ki ama ben 1.96 boyunda bir kaleci Sıçrama bence kesinlikle yeterli arkadaşlar. Tek soru işaretimiz şurası ama. Yani şunlar 3 tane 90 vermiş. Yani artık burayı da eleştirmeyelim diye düşünüyorum. Dediğim gibi 2 puan 84 falan verseydi 85 verseydi 10 numara 5 yıldız kaymaklı kadayıftı ama iş yapar. Alçak degaj kaleci uzun atışı penaltı kurtarıcı ve kaptanlık özellikleri de var bu arada oyuncunun. Bence kullanır arkadaşlar yani. Pasa 1 vermiş buraya. Ha biz mi verdik bunu? Yok. Pasa 1 vermiş. Dur lan bunu bir şeye verelim. Neye verelim bunu? Ha dur orada bir tane 1 var. 1 var, 1 var, 1 var. Acaba buradan bir tane alsam? Mesela. 79 sıçrama yapabiliriz. 91 fa bak bu da olabilir bence. Ha tamam bu olsun, böyle olsun. Yine 92'de 91 olsun. 78'de 79 sıçrama yaptık arkadaşlar. Tam şey de değişmedi. Bence böyle güzel oldu. Böyle olur. Güzel oldu. Tamam. Eyvallah. Geçelim Vitor Baia'ya. Arkadaşlar Vitor Baia ee, bir arkadaş kullanıyordu. Yorum yazdı. Ben dedi çok memnunum falan filan dedi ama ben ee, ya şurası çok büyük handikap. Yani Ya bu kaleciye bu yakışmamış. Ya kim ne derse desin abi. Yani 79 savuşturma diye bir şey yok. Ya arkadaşlar. Bak eyvallah eyvallah. Tamam. Tamam. Muazzam. Çift ayak var. Muazzam. Yani. Ama abi şura olmamış be Gülom. Yani bura böyle yani 82-83. Tam buraya da 83 keşke getirseydin yani. Gerçekten yani bu bir. Arkadaşlar. Epik kaleci yani. Bari bunda sarı verme ya. Verme yani. Ha, kullanan arkadaş vardı bir tane. Bir, iki, kişi falan yazdı. Ben çok ben memnunum abi falan dedi. Yemiyor falan dedi. Olabilir. Buglı kart olabilir. Bir şey diyemem ama. insanlar bunun için coin harcıyor. Ve sana verdiği savuşturma 79. Olmaz abi. Bir kere baştan yanlış yani. Benim eleştirdiğim nokta bu. Ha buglıdır. Kurtarış yapar mı yapar. O ayrı mevzu. Ama savuşturma özellikle çaprazdan çekilen şutlarda çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Kaliden topu uzaklaştıramadığı için dönüşünde gol yiyorsunuz. <laughs> Tecrübeli sabittir bu arkadaşlar. Ve bütün kaleci analizlerimde ben bunu söylüyorum. Karşına Vitor Bayalı bir şey mi geldi? Rakip mi geldi? Bak ben bunu bir önceki videolarda söyledim. Bak şuradan ya. Çaprazdan. Sağ çapraz, sol çapraz. Şut çek. Burası handikap abicim. Ama Geri kalan diğer özellikleri eyvallah. Hiçbir sıkıntı yok. Beyler. Geçelim Ivan Zamaron. Arkadaşlar Ivan Zamaron hakkında bir şey söyleyeceğim. İlk geldiği inter paketi vardı ya bunun. ilk geldiği inter paketinde. Ya oyuncu uzun aza diye anlatmayacağım size. Zaten işte kafası var. Bakın zaten anlatmaya gerek yok. Kafa bitecek. O andalık. Aynı bu şeylerden işte. Lavlardan, droglardan, salaskillerden. Bu da aynı mevzu. Bir daha üstüne konuşmaya gerek yok. Ki bunda hava üstünlüğü falan da var bak bu arada. Acayip kafa vurur yani bu. Bir tane rakip geldi arkadaşlar. İleriye bir tek forvet Zamorano'yu koymuş. Böyle normal bir kadrosu vardı. Herhalde tek toptan mı artık? Şansına mı geldi bu kart bilmiyorum. Hani standart bir kadrosu var. Yani böyle işte potvillerden falan filan. Beyler 3 tane şut çekti. Üçü de gol oldu. Maç 3-0 bitti. Bastı gitti. Neymiş bu dedim ya? Bu adam neymiş dedim yani. Beyler böyle bir şey yok. Yani buradan vuruyor bak. Şuradan vurdu. Ve yani şey vurdu böyle hani. Yüzü kaleye dönük değildi. Taca doğru bakıyor oyuncu yani. Şu tarafa bakıyor. Taca doğru bakıyor oyuncu. Buradan bir koydu abi. Bak tam şuradan koydu ama. Zınk uzak köşeye. Şuradan koydu. Zınk uzak köşeye. Abi zaten karşı karşıda. hiç şey şansın yok. Bir tane daha çekti abicim çaprazdan. 3 tane attı gitti bebe. Ve şey de vurmadı ha bu arada. Dudak uçuk atan da vurmadı ha. Normal şut çekti arkadaşlar. Ben böyle şut çeken kart görmedim. O yüzden eğer çıkarttıysanız bu oyuncuyla bol bol şut çekmenizi tavsiye ediyorum. Hız ve hızlanmayı falan anlatmayacağım. Hiç gerek yok. Ee, top geldi dönün, dönün vurun. Attınız ya adam şurada mesela Zamorano şurada. Boşver hız hızlanmayı. Adam şurada. Abi çevirin vurun. Veya Yunus Kalet ya taç çizgisine dönük direkt şut çek abi. Bu kadar. Geçelim. Donadoni. Arkadaşlar Donadoni hız ve hızlaması fena değil. Dayaklılık var. Çift ayak bence çok güzel. Çift ayak olması çok güzel bu arada. Ee, kurnazlık var. Şeyde Zamorano'da. Abi Zamorano'da nasıl ya? Bunda yok. Bunda sadece çılgın koşu var. Drogba'da da yok. Sarasa bir de çılgın koşu var. Allah Allah. Yapay zeka fakiri kalmıştan kartlar. Neyse. Arkadaşlar e, taktikçimiz var. Çılgın koşumuz var ya. Gole giden hatamız var. Bak Doane Doane'de. Pas 80. Bunu ben yaptım herhalde böyle. Pas 81. Top sürmemiz güzel. E, bitiricilik düşük geldi bana. Onun dışında kart kullanılabilir gözüküyor. Ha böyle çok şey bir kart mı dersen abi işte a, çok seni heyecanlandır. Hayır beni çok heyecanlandırmadı arkadaşlar onu size söyleyeyim. Ama e, iş görür bir kart yani çok da kötü demeyelim sonuçta epik bir kart. Yani e, çift vuruşumuz var yerin ortamız var dış plaseci 84 falsosu var. Ara pas ve yani tek pas uzun mesafe şut çekme uzun. Bunu bir tanesi uzun mesafe plasesi olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Yanılmıyorsam eğer şahit siz oyun içerisinden bakın. Ee, kullanışlı bir kart olmuş. Kötü de değil, çok fazla iyi de değil ama görev kartı dediğimiz kartlardan. yerin ortası var, top sürer, içeri girer, çift vuruşu var. Falso da seksiyon gelmiş, bitiricik biraz düşük gelse bile e, ee, reiki şut atabilirsiniz bence. Golem ihtimali yüksek. Dediğim gibi sol açık sağ açık da oynayabilirsiniz tamam mı? Yani ha o bölgede senin şeyin vardır. İşte ne bileyim falan filan ondan sonra. Ha oldu ki D form geldi. Yedeklere bunu al bunu koy oyna. Gibi mesela. Arkadaşlar Ambrosini. Ambrosini ön libero olarak gelmiş. Fena bir kart değil bu arada. Bir ön libero'ya göre hızlı ve hızlanması güzel. Dayaklılık muazzam. Fiziksel temasımız güzel arkadaşlar. Defansif yeteneklerimiz güzel. Sıkıntı yok. Pasta var bence. Sorun değil. Uzun top uzmanı uzaktan şut atan özelliği olarak yapay zekası da gelmiş bulunmakta. Ee, boy biraz kısa gibi bir ön libero'ya göre ama ben iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ambrosi'nin zaten açıyı daratma, kayrak müdahale, mücadele ruhu, top kesme, adam markacı bakın. Zaten bir ön libero'da defans ve defans özellikleri de zaten gelmiş. Oynabilir yani bu kart oynabilir arkadaşlar. Ben bu kartı beğendim yani. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Xabi Alonso mu dersin? Ambrosini mi dersin? Ben Ambrosini'ye daha yakınım. Ha Xabi Alonso'nun da tabii burayı es geçmiyorum. Küçümsemiyorum ama hızı ve hızlanmasından dolayı orkestra şefi bu hız ve hızlanmaya çok fazla performans gösteremez. Ön libero olsaydı yerdi bir tık bu kart. Ambrosin böyle biraz daha bana ku iyi geldi yani gençler tamam mı? Ee, durum bu. Geçelim abi Guardiola. Bak Guardiola bile 72-74 hızlanmayla gelmiş. Abi, bu herif ölük ya. Bak bu herif ölük ölük. Ölük yani bu herif. Eyvallah eyvallah ama bura ölük ya. Lan bari 72 ya buna da 72-74 getireydim bari. Yani. Çok düşük. Arkadaşlar bu da güzel bir kart bu arada. Bakın. Yine aynı muhabbeti söyleyeceğim. Bak. Görüyor musun? Şimdi diyeceksin ki ay abi bunda bitiricik var işte falso var falan filan. Sen beni dinle. Ee, bu kart da çok güzel bir kart bence. Aynı şey gibi. Ambrosini gibi bakın. Hatta Ambrosini'den daha iyi gibi duruyor bak. Eyvallah bak. Ya yani şu karta yazık etmiş ya hakikaten. Vallahi karta yazık etmiş. Ama eğer çıkarttıysanız bir dener misiniz ya? Bana bir yorumlara yazsanıza. Yani şu olay gerçekten bu oyuncuda ee, bir eksiklik yaratıyor mu? Yani defansif farkındalıktan aldığı hız ve hızlanma boostuyla. Konami öyle diyor çünkü bu açı şu farkındalıkla şu açık kapanıyor mu? Bana bir yazsanız ya. Çıkaran varsa bir özellikle de kullanmadıysanız bir maçta kullansanız ya denemelik. Bana çıkarsa ben zaten deneyeceğim. Şayet. Ama çok merak ediyorum yani. Bunu nasıl bir sahada bu hızlı hızlı oynayacak çok merak ediyorum yani. Neyse biz geçelim abi. Bu kart da kullanılır bence arkadaşlar. Orkestra şefi. Sıkıntı yok. Pası muazzam. Dediğim gibi defanstan. Yani dost bölgesinden çok güzel isabetli paslar gönderirsiniz. Açı daratma, mücadele, kaptan top, hafif yüksekten dış pas, dengeli pas, ara pas ve tek pas, dalan şutlar. Ya bu ıı, oyuncu bence daha da kullanışlı gibi geliyor bana yine. İki iki ayak var. Yani güzel çift ayağımız var arkadaşlar. Bunda çift ayak yokmuş bu arada. Yeni hmm. Yerin ortası varmış bunda. Bunda yokmuş. Pas özelliği. Bunda ne var başka? Yani. Var. dış plasesi de var bunun mesela. Bunda var mı dış plase. Yok. Neyse. Durum bu arkadaşlar. Fazla kafa kurcalamayalım. bence iş yapar. İş yapar. Guadriot. Bir tık iş yapar abicim. Sıkıntı yok. Orkestra şefi. defansif ver. Bence buna da defansif verelim. Verelim mi? Bence verelim. Şey vermemize gerek yok. Zaten ön libero. Ambrosine'ye vermeye gerek ama Guardiola'da verin tamam mı? Dosta kullanırken. Bence verin abicim. Geçelim Bebeto'ya. Arkadaşlar Bebeto başta kötü gibi lanse edildi. Ee, ben hiç bakmamıştım ama Bebeto sahte koşucu özelliğine göre bence gayet güzel gözüküyor. Yani Bebeto çıkaranlar üzülmesin. Şimdi çift ayak var. Sahte koşucu. Çılgın koşumuz var yapay zekada. Şut gücümüz var. Dengemiz var. Hızlamamız 90. Hızımız 80. Güzel bir speed boost yapar. Farkındalık 87. Top kontrolü 85. Hızı 85. Sıkı toplaması 83. E Bitecik 85. Falso 81. Birader. Yani <laughs> Allah'tan belanı mı istiyorsun da? Yani. Evet o iyi iyi. Siz beni dinleyin abi. Bebeto'ya ben de ön, ön yargılı davrandım. Hiç bakmamıştım karta. Şimdi incelerken açtım bir baktım. Lan bu hani lan kötüydü falan filan dedim. Cık, değil. <laughs> Güzel. tabi ee, tabii buna şey ekleyin arkadaşlar. Böyle bir şut mut falan bir şey ekleyin buna. Bir plase milas ekleyin abicim. Baksana falso 81 yani. Uzak mesafe plasacı falan ekleyin buna. Yani. Ee, şut gücü 80. Şut özellikleri ekleyin arkadaşlar oyuncuya. Ve az biraz pası da var. Bakın kötü değil ha. Tamam mı? Asıl kötü oyuncu ben şimdi size göstereceğim. Bak hazır mıyız gençler? Arkadaşlar Denison. Beyler bu oyuncu acayip bir oyuncu. Yani otomatik bir yaptım. Şuranın hepsi turkuaz. 90 ve üzeri. Başka oyuncuda hiçbir halt yok. Şuralar kıpkırmızı. Şuralar kıpkırmızı. Yani. Ben de abicim kıstım abi top sürmeden. Anasını satayım. Dedim ki hiç olmazsa bir 76 bitiricik verelim. Az biraz da pas verelim de bir nane yesin dedim. Yani. Arkadaşlar denge, hız hızlanma, top sürme tamam. Ama şuralar çok düşük. Yani pası çok düşük. Hadi. Şey gene. Mesela pastan alabiliyor muyum bir tık? Tamam. Ee, bence bitiriciliği en azından 77 yapalım. Arkadaşlar. Ee, hiç olmazsa. Sol açıktan içeri girdiğimizde. E, çift vuruşu da var bu arada. Çift vuruş yapıp. En azından bir şut çekip. Gol atma ihtimaliniz olsun. Overall 92 düşüyor ama yapacağım hiçbir şey yok. Ee, çünkü kartın orijinal hali çok kötü. Mesela siz şimdi buna bakın. Bunu gördünüz değil mi şu anda? Artık yükseltirken böyle yükseltirsiniz. Bak şimdi. Bak. <laughs> ya abi böyle bir şey yok ya. Bu ne abi? Şu nedir ya? Gördünüz mü? Ya yani benim dediğim gibi yükseltin abicim. Çünkü yapacak hiçbir şeyiniz yok. Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Şöyle mi yaptıydık? Şuradan da 92 yapmışım bunu. Şu 90 yapmışım. Ee, şunları yükselttik. Aynen. Şöyle yaptık işte. Hiç olmazsa ben biraz bununla oynayayım dersin yani. Anladım. mı? Ötekiyle bir halt yiyemezsin abi. Böyle bir şey yok. Şimdi <laughs> kusura bakmayın. Biraz ağzım dilim kurudu. Konuşurken zorluk yaşadım. Ee, su da almamışım. Ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim. O yüzden e, biraz şey ağzımı açamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın bazı yerlerde. Eee Final olarak söylememiz gereken şeyler, abicim Casillas, Scholes, Figo, e, Drogba, Law, Che, e, az biraz Vitor Baia, ya oynayan arkadaşlara güvenerek e, onu listeye ekliyorum, Ambrosini, Bebeto. Benim istediğim oyuncu bunlar arkadaşlar. Zamora'nu da isterim. Bu arada. Çünkü şut çekmeyi seviyorum biliyorsunuz. Ben böyle şut çeken oyuncu görmedim. Onu da isterim. İnşallah bu saydıklarından birisi gelir. En çok kim istiyorsun dersen arkadaşlar. Drogba, Low ikilisini söyleyebilirim. Ve e, bir tane de kaleci istiyorum. Ya Çey ya Kasilyas. Bakalım kim gelecek. Ama iki tane aşma hakkımız olacakmış. He, ona göre. Beyler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.